Mutlu akşamlar spor severler. Farklı bir programla karşınızdayız. Haftaya bakış programıyla bundan böyle Konya Spor'un maçlarını analiz etmeye başladık. Bugün stüdyoda konuklarımı hemen sizlere tanıtayım. Geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi birlikte program yaptığımız değerli hocamız Osman Durmuş bizlerle birlikte olacak. Osman Durmuş hocamız teknik analiz kısmında bize tablosuyla, tahtasıyla birlikte bizlere karşılaşmaları değerlendirecek. Hocama hoş geldin diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, yeni hocam. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra sanırım Atiker Konyaspor'un maçlarının tamamının Nihat Başkan'la beraber analizlerini yapacağız inşallah. Evet. Bir diğer konuğumuz da bildiğiniz gibi Amatörün Sesi programında değerli başkanım bizlere yorumlarıyla katkı veriyor ama bundan sonra Konyaspor'la ilgili de gerekli analizleri de bizlere aktaracak. Biz fazla sözü uzatmadan hemen programımıza başlayalım. Bildiğiniz gibi Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası oynandı ve Konyaspor Bursa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü. Ve 2 hafta üst üste puan kaybı yaşamış oldu. Hemen değerli hocamdan kısa bir değerlendirme alıp ondan sonra başkanıma bir dönelim. Hocam nasıl değerlendireceksiniz? Şu anda iyi gitmeyen bir Konyaspor düzeltiyorum. Atiker Konyaspor var. Nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi 10 haftalık sürece baktığımızda, 9 haftalık sürece baktığımız zaman oynadığımız resmi maçların tamamında geçen yılki sistemin benzeri bir sistemle sahada olduğumuzu görüyoruz. Ama maç tempolarının yoğun olması, hafta içi Avrupa kupalarında oynanan maçlar, milli takım aralarından verilen maçlardan dolayı tahmin ediyorum Konyaspor istenen ritmi bir türlü yakalayamadı. Bunda yeni transferlerin henüz takıma ve sisteme adapte olamamasında etkisi olabilir diye düşünüyorum. Atiker Konyaspor konusunda devre arasında alınması gereken önlemler, yapılması gereken yeni transferlerin olduğunu düşünüyorum. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşalım. Hocam yeni sistem derken yani Konyaspor'da bir sistem değişikliği mi var yoksa? Yok. Yeni sistem derken yeni oyuncuların oynadıkları yeni sisteme adapte olmaları. Konya'daki sistem aynı devam ediyor. Yani işte evet. Aslında tartışılması gereken biraz da sistem diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Konyaspor çok iyi sinyaller vermiyor aslında. Ama şu ana kadar da baktığımız zaman Türkiye'de genelde futbol sonuca odaklı olduğu için işte geçen seneki lig üçüncülüğü ve tamamen kapalı bir defans ve gol eğer bulursa gol puan alabilen bir sistemin bana göre artık sonu geliyor gibi geliyor. Çünkü 9 maçlık bir periyot ve Konyaspor'un şu anda 9 puanı var. Hı. Ve artık hesaplar farklı yönde işlemeye başladı. Ligin başında baktığımız zaman farklı yerdeydi. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Sözünü kesmeyin. Siz tamamlayın. Daha sonra ben yani sistemle ilgili soru için ben sordum. Ben şunu paylaşmak isterim. bütün bizi izleyenlerle. Aynı futbol oynuyorsanız sürekli sizi çözmek kolaydır. Evet. Herkes önlemini alır. Size karşı önlemini alır. Konyaspor'a karşı Konyaspor'un sistemiyle oynarsanız maç 0-0'a bağlanır ve bireysel hatayı çok yapan taraf kaybeder. Ki biz son haftalarda bunları yapıyoruz. Fenerbahçe maçında basit bir penaltı. Bu maçta stoperlerin ve bekin yaptığı basit hatalar, golleri tahtaya çizecek olursak basit hatalar skoru belirledi. Pozisyona girmekte zorlanıyoruz. Artı takım savunmasını kaleye çok yakın yaptığımız için 0-0'a bağladığımız oyunlarda özellikle bizden daha tempolu oynayan takımlara karşı takım savunmasını kaleye yakın yaptığımız zaman bireysel hatalarda oluştuğunda gol pozisyonu oluyor ve goller yiyoruz. Şimdi bizim temel sıkıntımız bu. Maç yüzdesine bakıyorum. Bursaspor 2-0 galip gelmiş. %31 Bursaspor topla oynamış. %69 %61 biz topla oynamışız. %39 Bursaspor topla oynamış. Bu da 450 tane isabetli pas biz yapmışız. 270 tane isabetli pas Bursaspor yapmış.
Ama sonuçta oyuna baktığınız zaman Bursaspor'un girdiği 7-8 tane net gol pozisyonu, bizim girdiğimiz 2-3 tane net gol pozisyonu var. Atan ve doğru pozisyonlara giren, alanı doğru kullanan takım maçı kazanmış. Şu diyebilir miyiz? Yani sonuç olarak baktığımızda Bursaspor ve Konyaspor maçını değerlendirdiğimizde yetenek mi galip gelecek, mücadele mi galip gelecek diye bir soru sorulduğunda sorunun cevabı yeteneğe galip geldi. Kesinlikle. Ve mücadele. Çünkü arada oran olarak farklılık var. 33 evet. 67 31 şey 39 61. 39 61 gibi bir oran var. Ama buna rağmen objektif değil. Çok fazla tabii. Objektif değil. Çünkü bizim savunma dörtlüsüyle önünde oynayan Volkan'ın yaptığı pas sayısı 180. Evet. Yani kendi aralarında ben programa gelmeden önce bir şey yaptım. Bu 5 oyuncu, bizim 5 oyuncumuz 180 tane kendi arasında pas yapmışlar. Volkan Fındıklı, stoperler Abdülkerim, Ali Turan, işte sol bekimiz, sağ bekimiz kendi aralarında 180 tane pas yapmışlar. 500'e yakın yaptığımız pasın 180 tanesini kendi birinci bölgemizde yapmışız. Etkisiz alanda yapmışız. Bu da takımın öne gitmesini engelliyor. Siz atağa çıkarken ya da topu oyuna sokarken rakip takımın savunmasının toparlanmasını sağlıyor bu. Bu ciddi bir problem. Yani şunu da söyleyebilir miyiz? Yani yetenekli bir takımın karşısında mücadele bir yere kadar. Evet. Ondan evet. Sonrası da yani normal bireysel yetenekler çıkıyor ki şu bu maçta düğümü çözen oyuncu 18 yaşında, 19 yaşında evet. 4. resmi maçını, 3. resmi maçını oynayan Kubilay diye gencecik bir kardeşimiz çözdü. Yani, ki pozisyonlara da girdi. Artı bir tane de asist yaptı. Biraz hareketli oynadığı zaman ne kadar etkili olabileceğini gösterdi bize. Yani şunu da diyebilir miyiz? Yani kısaca yani yetenekleriyle sadece Bursaspor mücadele gücüyle Konyaspor'a üstün gelemezdi. Evet. Eğer farklı bir skor olmuş olsaydı. Evet, evet. Bu mücadele ve yetenekleriyle baktığımız zaman da Konyaspor'un Bursaspor'a üstün gelme şansı çok yoktu. Yoktu. Ama sonuçta sonucu belirleyen yetenekler oldu evet. Diyebiliriz. Bataşa diye bir oyuncu evet. Var zaten hepimiz biliyoruz. İkinci devrenin başında tempoyu biraz yükseltti. Daha dik ve kaleye giden paslar attı. Bu da bizim çözmemize sebep oldu. Yani gol yollarında da Konyaspor'un sıkıntısının hala sürdüğünü görmekteyiz. Ve baktığımız zaman yapılan transferlerin de sezon başında artık bunların söylenmesi gerektiğini yani transfer sezonunda söylendiği zaman da bunlar çok fazla dikkate alınmadığını evet. Belki yönetimin de hoşuna gittiğini, hocanın da belli bir düşünce tarzı içerisinde, çünkü Aykut Hoca'yı biliyoruz. Aykut Hoca çok fazla yıldız oyuncu evet. Seven evet. Bir şey değil, tipte bir hoca değil. Ve bırakın sevmeyi, yıldız futbolcularla çok iyi geçinebilen bir hoca profili çizmiyor. Evet. Yani buna rağmen o yıldız bir futbolcu istemedi. Yönetim de belki bu noktada işine geldi. Yönetim alacağını söyledi defalarca ama evet. Ama sonuçta geldiğimiz zaman o transfer döneminin ben verimli geçmediği kanaatindeyim. Evet. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak da en az 3-4 futbolcu mutlaka, gerektiği. Mutlaka. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Kaleci de dahil. Çünkü kaleci sakatlandığında alternatifimiz de olmadığından dolayı ve şu da var. Takımın içerisine baktığımızda hep asker tabir ettiğimiz futbolcu tipi evet. Ama onların içerisinde de komutanların olması da gerekir. Yadıysa Konyaspor sıkıntılı bir sürece gidiyor evet. Diye düşünüyorum. Evet. Peki bu hafta iç sahada bir Kasımpaşa zorlu evet. Bir maç ama öncesinde tekrar bu Bursa maçına dönecek olursak kaybedilen puanlar var. İç sahada da pek iç acıda değiliz. Hani dışarıda puanlar kaybediliyoruz ama evet. İçeride de iyi değiliz. İki beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyetimiz var. Galibiyeti içeride Adana Spor'dan aldık. Gençler Birliği ve Beşiktaş beraberlikleri var. Bir Kasımpaşa maçı yaklaşıyor. Ardından Antep deplasmanı ve Osmanlı maçları var. Zorlu bir süreç. Öncesinde bir sadece dizilişi ve hatalar nelerdi hocam Bursa maçında? Yani ligin ilk 9 haftasına neler gördünüz?
sıkıntılar ne? Şimdi tabloya ben geçen olsun. Seneki kadroyu bir değerlendirmek isterim önce. Geçen evet. Seneki kadrodan şu anda olmayan, yani mevcut kadromuzda olmayan iki tane çok önemli oyuncu var. Evet. Bir tanesi Holman, bir tanesi Traore. Traore'nin Karabük'te neler yaptığını hala görüyoruz. Evet. Artı Holman diye bir oyuncu vardı. Dikkat ederseniz geçen sene 5. 6. haftaya kadar Holman'in geldiği sürece kadar biz benzeri problemleri yaşadık. Holman orta sahada Ali Çamdalı ile iyi bir ikili oluşturduktan sonra yani Ali Çamdalı da bir yere kadar tamam iyi hoş ama işte ikili dayanmadım oluşturduğu canım. Zaman bir takım yok. Şeyler oluyor. Şimdi Galatasaray'dan örnek verelim. Selçuk İnan'ın en iyi oynadığı zamanlar yanında bir kim vardı? Brezilyalı oyuncu değil mi? Melo vardı. Evet. Melo ile çok iyi bir ikili oluşturdular. Şimdi Melo'dan sonra kim gelse Selçuk'un performansını yükseltemiyor. Yani oradaki tandem oynayan ikilinin çok önemli özelliklerinin olması lazım. Şimdi Holmen'in yerinde Ali Çamdalı oynuyor. Ali Çamdalı pozisyon olarak öne kaydı. Ali Çamdalı'nın oynadığı pozisyonda Volkan Fındıklı oynuyor. Volkan Fındıklı 2006 yılında ben Konyaspor'da görev yaparken Konyaspor genç takımına, U21 takımına stoper olarak alınmış bir oyuncu. Evet. Daha sonra oradan ayrıldığında, yani Konyaspor'dan bizden bir sene sonra ayrıldığında transfer olarak gitti. Takıma da yine stoper olarak transfer edildi. Aradan 3-4 yıl geçti. Volkan kendisini geliştirdi bu süreçte. Salih Eken Hoca ile biz tekrar Anadolu Selçuk Spor'da göreve başladığımızda o dönemin transferlerinde ben de görev yapıyordum. Sonra kısa bir süre sonra ayrıldım. Volkan Fındıklı'yı biz Anadolu Selçuk Spor'a stoper olarak transfer ettik. Volkan Fındıklı 2 sene Anadolu Selçuk Spor'da stoper oynadıktan sonra Konyaspor A takımına stoper olarak çıktı. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Biz stoperden bir ön libero, evet. Oyun kurucu pozisyonda bir yaratıcılık bekliyoruz. Yani farklı bir şeyler bekliyoruz. Aykut Kocaman'ın elindeki en iyi alternatif bu mudur? Bunu bilemiyorum yani. Aykut Kocaman ve ekibi antrenmanları yapıyor, beraber çalışıyorlar. Benim düşüncem, benim şahsi fikrim, Volkan Fındıklı bu takımda oynayabilecek 3-4 tane stoperden bir tanesidir. Ön libero pozisyonda oynayamaz ki stoperlerin arasına çok fazla kaçtığını görüyoruz. Biz ne bekliyoruz orada Volkan Fındıklı'dan? Bir Mehmet Topal görüntüsü bekliyoruz. Evet. Mehmet Topal, Volkan Fındıklı'dan Mehmet Topal yaratamazsınız. Çünkü ofansif yönü olmayan, hatta bek kademelerini, hatta stoper kademelerini dahi yapmakta geciken ve taç çizgilerini koşu alanı olarak görmeyen bir oyuncudur Volkan Fındıklı. Yani siz beklersiniz, bekleriniz oyuna çıktığı zaman ön libero pozisyonuna koyduğunuz adamın bekleriniz çıktığı zaman arkasına kademe yapmasını, oradaki gelen atakları süpürmesini beklersiniz ama Volkan'ın bu özellikleri yok. Artı oyun oradan doğru başlamıyor. Ve geç başlıyor. Dikkat edin, Volkan Abdülkerim'den aldı. Ali Turan'a verdi. Ali Turan'dan aldı. Skubiç'e verdi. Skubiç'ten aldı. Biraz öndeki Çamdan'la verdi. Yani ofansif bir aksiyon maalesef. Pas trafiğine, maç içerisindeki pas trafiğine baktığımızda olmuyor. Volkan'ın suçu mu? Tribünlerdeki en büyük omurtu hep Volkan'a geliyor. Volkan'ın suçu değil. Çünkü Volkan stoper bir. Hocanın tercihi yani. Kesinlikle. Evet, bu Bursa maçında başkanım, yani siz nasıl değerlendireceksiniz? Bursa maçıyla dan önceki geçtiğimiz haftada bir mağlubiyet vardı Fenerbahçe maçı. İki takım da gerçi iyi oynamadı. Ama Bursa maçında da devam etti. Yani bu gidiş nereye kadar böyle sürecek? Yani Konyaspor'a genelde baktığımız zaman zaten çok iyi futbol oynayıp da kazanılan maçlar yok, yani, yok. Sayısı çok az yani yok. Zaten çok iyi futbol beklemek de bu anlayış içerisinde çok mümkün değil. Evet. Çünkü orta sahadan aldığın topu bile hemen akabinde geriye oynayan bir yapı. Geriye, yana oynayan bir takım var. Yana. Evet. Yani bu şekilde bir futboldan yani şunu söyleyebiliriz. Yani eğri cetvel doğru çizgi çizmez. Yani siz bu futbol anlayışından çok farklı goller atabilecek veya çok güzel, göze hoş gelecek futbol oynayacak bir yapıyı beklemeniz bence çok doğru olmaz. Evet. Ha, bu yapının böyle olacağını hoca da biliyordu. Yani bunu görmüyor muydu? Görüyordu. Yönetim de bunu biliyordu. Evet. Ama kimse, işler iyi gittiği sürece kimse buna ses çıkarmadı, müdahale etmedi. Söyleyenler de hemen sesleri bastırıldı, kestirildi. Evet. Yani doğruyu söyleyenler açısından söylüyorum. Çünkü o sıkıntıyı gören insanlar bunları söylediği zaman da çok ciddiye alınmadı. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda
artık bu saatten sonra Konyaspor'un sadece Avrupa'ya gidebilecek yapısı Türkiye Kupası maçlarının haricinde şansında yok şu anda. Evet. İmkansız gibi bir şey. Tabii lig uzun süre. 9 haftalık bir süreç geçmiş. 4'te 1'i geçti şimdi. 4'te 1'i geçti ama mantıklı baktığımızda yani geçen seneki performansı yakalaması biraz çok kolay gözükmüyor en azından. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi yönetim yapısına baktığın zaman yani onun da yönetimin de işine gelen bir şey söz konusu. Çünkü maddi açıdan kasayı dolduracaksınız. Ha, hocanız da çok güzel, iyi. Transfer yapalım dediği zaman çok fazla yaptırmama noktasında belirli sebeplerden dolayı. Onu söyleyeyim. Nedir o sebep? Biraz önce söyledim ya. Yani yıldız oyuncu noktasında hocanın bakış açısı var. Yani pek bir yıldız oyuncu. Ama aldığı asker oyuncular yıldızları barışmayan bir hoca tipi çiziyor. Yani asker tarzı oyuncular da alıyor ama hani yıldız evet. olmayan. Ama Konyaspor'da da sıkıntı aslında yıldız oyuncu veyahut da komutan diyebileceğimiz sahanın içerisinde o irtibatı sağlayabilecek topçu eksikliğinden kaynaklanıyor. Sen 90 dakika koşuyorsun, mücadele ediyorsun ama bir yere kadar eğer gelen herhangi bir çok bir pozisyon geldi de onu da değerlendirdin attın mı ondan sonra işin rahatlıyor. Evet. Ya atamazsan ya atamadığın zaman böyle pozisyonlar oluyor. Defanstan gol yememe üzerine kurulu bir şey ve kimseye de seyir zevki olarak şey vermiyor. Yani şimdi doğrusuna bakalım. Stadyumdan kimse mutlu ayrılmıyor. Mutlu ayrılmıyor evet. dolayısıyla. Ama ha şu da olabilir. Çok iyi futbol oynarsın, mağlup olursun. Bu da yani omurdalanmalara sebep olabilir zamanla. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Burada giden bir ters bir yapı var. Yani bir yanlış demeyeyim de belki çünkü eğer yanlışsa bu yanlışla Konyaspor üçüncü oldu ligde. Yani bunu da göz ardı etmemek evet. lazım ama şimdi ben bu yapı nereye kadar büyü bozuluyor. Yani artık çözülüyor bu şeyin yapının şeyleri, şifreleri. İşte şey yapılan analizlerle takımları çözmek çok kolay. Hı. Şimdi geçen sene devre arasına bakarsak yapılan birkaç tane transfer var. Mesela Vukovic transferi, pardon Skubic transferi bize bir değil iki oyuncu birden kazandırmıştır. Evet. Neden? Ömer Ali sağ bek pozisyonunda oynarken orta sahanın sağına geçmiştir. Hem Skubic gibi kaliteli bir oyuncu kazanılmıştır hem Ömer Ali ofansif olarak kazanılmıştır. Bu birincisi. İkincisi sol beke Douglas diye bir oyuncu alındı. Mehmet Mutlu'dan daha evet. başarılı oldu. Daha ofansif bir karakter olduğunu gösterdi. Onun da katkısıyla farklı şeyler oldu. Yalnız bu seneki transferlere bakıyoruz şimdi. Hora diye bir oyuncu alındı Rumen. Ben yeni bir Malika Babgası mı diyorum? Yani çok şimdi... yani umut vaat ederek alındı. Çok iyi bir golcü oldu. Ceza alanı içerisinde çok iyi bir golcü oldu. Kafa golleri attı. İşte tek vuruş gollerinin iyi olduğu söylendi ama 9 maç oldu. 9 maçta 2 maç sonradan girdi evet. oyuna tahmin evet. ediyorum. 19 yaşındaki Ahmet Amir oynuyor. Pozisyon olarak. Rangelo zaten eski çakar almaz tüfekler vardı. Evet. Ne zaman atacak, ne zaman vuracak belli kadar. Olmaz. Rangelo en azından kapasitesi noktasında bir mücadele ediyor. Yani Rangelo'ya da çok şey diyemeyiz. Ama ben Hora olayının yeni bir neydi o Marika olayı. Evet olabilir. Şimdi dönüşeceğini sadece oraya bağlamıyorum. Şimdi Jens Janssen diye bir orta sahaya Holmen'in pozisyonuna bir oyuncu alındı. Ondan da istediği verim alamıyor. Sol tarafa da Traore'nin yerine Milosevic diye bir oyuncu evet. alındı. Ondan da istediği verim alamıyor. Yani geçen sene devre arasında yaptığınız nokta atışları bu sene ana transferde yani en yelpazenin en geniş olduğu dönemde transfer olarak yapamadınız. Artı geçen seneki kadrodaki 18 kişilik oyuncularla idare edebiliyorsunuz. Volkan Fındıklı şu anda en fazla 11'de yer alan oyunculardan bir tanesi olarak gözüküyor. Halil İbrahim'i kurtarıcı olarak alıyoruz ki Halil İbrahim ligin tecrübesiz bir oyuncusu. Evet. Artı belki 4 sene sonra Ali Dere ilk defa bu maçta 60'lı 70'li dakikalardan sonra oyuna girdi. Bu ligden biraz uzak kaldı. Uzak kaldıktan sonra Ali Dere yeteneksiz bir oyuncu demiyorum. Mutlaka yetenekli bir oyuncu ama Ali Dere kurtarıcı olarak oyuna girdi. Bursa gibi bir deplasmanda bana çok mantıklı gelmiyor. Beni heyecanlandıran bir tane oyuncu var şu anda.
topları aldığı zaman pozisyonunu kontrol eden ve öne doğru, rakip kaleye doğru dribling yapma şansına sahip olan ya da bu cesareti gösteren Ömer Ali Şahiner dışında şu anda ön oynayabilen bir tane oyuncumuz yok maalesef. Evet. Peki hocam, kısa bir ara verelim. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Erenler Konağı'nın sunduğu Haftaya Bakış programı kısa bir ara. Aradan sonra buradayız.